Kıymetli seyirciler, Yeni Kapı Kastamonu tanıtım günlerindeyiz. Yeni Kapı Kastamonu tanıtım günleri dediğimizde sonuçta adından da anlaşılacağı üzere Kastamonu'nun tanıtımı elbette ki çok önemli. Bu tür etkinliklerin en önemli amaçlarından birisi ilin kültürel, tarihi, coğrafi, sanatsal her yönüyle tanıtılmasını aslında esas alıyor. İşte Kastamonu tanıtım günlerinde şimdi farklı bir standdayız ve bu standda Kastamonulu yazarlarımız var, Kastamonulu şairlerimiz var. Hızlı bir şekilde şöyle ben kendilerini tanıtmalarını istiyorum. Şengül Yücel yazar. Hanımefendi merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk. Böyle güzel bir etkinlik için öncelikle belediyelerimize Kastamonu, Kastamonu'ya teşekkürlerimizi sunarım. Kastamonu'dan mı geliyoruz? İstanbul'dan. İstanbul. Ama Kastamonu Araçlıyım. Kastamonu Araçlıyım. Araçlıyım. İşte ben onu öğrenmeye evet. çalışıyorum. ben hemen yan masaya geçiyorum. Veda. Hoş geldin. Beşgül. Evet Veda Hanım, sizler nereden geliyorsunuz? Merhabalar, ben de İstanbul'da şu anda ikamet ediyorum ama babam Taşköprülü, annem Çatalzeytinli. Çatalzeytin'de ortaokul ve liseyi okudum. Buradan tüm hemşerilerime selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kusurun En Sevdiğim ve Karayel isimli kitapların sahibiyim. Teşekkür ederim. Bu arada hemşerilerimize ve tüm dostlarınıza Yeni Kapı Kastamonu tanıtım günleriyle ilgili ne diyeceksiniz? Bence çok gerekli bu tanıtım günleri. Kastamonumuzun ben biraz daha ön plana çıkarılmasını, tanıtılmasını istiyorum. Çok güzel yerlerimiz var ama üzülerek söylüyorum biraz sanki eksik kalıyoruz. Çok daha güzel tanıtım yapabiliriz. Böyle bir fuarda bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Bizleri bir araya topladı. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim şimdi tam orta yerde bakıyorum şimdi. Bir bayan, iki bayan, hanımefendi. Üç, dört, beş ama bir tane beyefendi var. Ona sonra geleyim ama buradan sağa doğru geçeyim şöyle ne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Canan Güven. Dünya Molası kitabının yazarıyım. Kastamonu Taşköprülüyüm. İstanbul'da ikamet ediyorum. Bu Kastamonu buluşma günleri büyük bir değer aslında. O yüzden bütün hemşerilerimizin gelmesini, kaynaşmasını, görüşmeyi, kitaplarımızı tanıtmayı isteriz. Gelsinler hemşerilerimiz, buluşalım, sohbetler edelim, kaynaşalım. Canan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Evet, asıl vurgulanmak istenen oydu. Daha doğrusu vurgulamalarını istediğim tüm dostların ve hemşehrilerimizin İstanbul'da madem ki diyoruz ki 800 bin, bazı büyüklerimiz diyorlar ki 1 milyon, bazıları diyor ki 1,5 milyon Kastamonlu var. O halde neredeyiz? Herkes Yeni Kapı'ya diyoruz değil mi efendim? Ben hemen şöyle arka tarafa doğru geçeyim. Onların masası yok zannediyorum. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Siz neredesiniz? Ben Hataylıyım. Hataylısınız. Evet. Bu arada çok geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın o acıları. İstanbul'dasınız. İstanbul'da ikamet ediyorum. Arkadaşımı ziyarete geldim. Yalnız bırakmak istemedim bu güzel gününde. Ne güzel, ne güzel. Durduk. İsminiz? Gelse, hikayeleri çok güzel. Emine Durmuş ben. Emine Durmuş. Aynı zamanda okuyucususunuz. Tabii tabii. Ne kadar güzel. Merakla bekliyorduk hikayeleri. Eyvallah. Hanımefendi sizler? Merhaba, ismim merhaba. Arzu Çayır. Ben de arkadaşımın vasıtasıyla Canan Hanım'a evet, hem tanışmaya hem de destek olmaya geldik. Siz neredesiniz? Göçmeniz, ben göçmenim. Yani göçmenim derken efendim Makedon mu, Boşnak mı, Bulgaristan, Kırcaali bölgesi mi? Evet, Kırcaali'den. Yani. Şimdi yazarların içerisinde malumat furuşluk olmasın da biz göçmenlere göçmen demiyoruz. Evladı Fatihan diyoruz. Doğru mu? Doğrudur herhalde siz dediğinize göre. Ne diyorsun sen hanımefendi? Gerçi halk arasında böyle işte bir oluşmuş bir tabir bu. Göçmen. Ama ben o tabiri pek kullanmıyorum. Evladı Fatihan diyorum onlara. Türkiye'den gönderilmiş, Müslümanlığı yaymak için gönderilmiş aslında görevli. Evet, evet. Tanımı kötü aslında yani. Aynen. Göçmen dediğimiz zaman son zamanlardaki o... İşte kötü. Göçmen deniyor. İşte bu sefer de nerenin göçmeni? Aynen. Balkan göçmeni mi?
Kafkas göçmeni mi, Kuzey Afrika göçmeni mi? Evet. Değil mi? Yani bence o Balkan coğrafyasından gelenler, evlat-ı Fatihan tabirini kullanıyorum ben. Doğru bir tabir mi? Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ve Kastamonlu yazarlarımız, Kastamonlu şairlerimiz, Kastamonlu'nun kültür elçileri aslında. Hanımefendiler, yazarlarımız ve tam burada sevgili dostum diyeceğim. Ben uzun zamandan beri kendisini tanıyorum. Birçok kitabı var. Rafettin Ayvacı aynı zamanda basım yayın işleriyle de meslek itibariyle bu işi yapıyor. Evet Rafettin Bey. Evet. Her sene yapılan bu Kastamonu tanıtım günlerine bizler Kasyot yani Kastamonu yazarlar, şairler, ozanlar topluluğu olarak katılıyoruz. Aşağı yukarı Kastamonlu 100'den fazla yazarımız, şairimiz var. Burada iki standta da yine aynı şekilde ileride yazarlarımız var. Burada tabii Kastamonu'nun değerleri olan bu yazarlarımıza değer veren yine Kaskon, Kaster, Remzi Şen ve Mehmet Alver Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Benim 4 tane kitabım var. Şükran, Erenler, Serdivan ve Kıssadan Hisse diye. Bir de 5.si de geliyor Derman diye. Burada bizim amacımız Kastamonu'nun eğitimli bir toplum olduğunu ortaya çıkarmak ve kendi örf adetlerimizi, kültürümüzü burada yaşatmak. Yine aynı şekilde gastronominin güzel anlarını burada yaşayabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz Kastamonu günlerine. Cuma, cumartesi, pazar buradayız. İnşallah sizlerle burada buluşacağız. Teşekkür ederim. Rafettin Bey, aslında ben buradaki bütün Kastamonu yazarlarımıza şunu sormak istiyorum. Kastamonu yazarlarımıza. Şimdi genellikle okuma yazma oranımız belki evet son zamanlarda da ciddi manada %95'lere ulaştı. Okuma yazma bilmeyen pek kimse yok. Ama okur oranı ne durumdayız? Siz okur oranından memnun musunuz? Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının başında bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Yani ortak düşünceniz neler? Okuma yazma alışkanlığı bizde yok. Biz sadece görsel olarak, toplum olarak görsele bakıyoruz daha çok. Televizyon, işte internet vesaire. Ama işte %5'lerde, %7'lerde gibi okuma yazma oranı, şey olarak kitap okuma oranı diyelim. Ama bundan sonra inşallah yeni nesile bu aşılanacak diye bekliyoruz. Aşılanırsa biz de yazarlar olarak kitaplarımızı çok rahat satarız diye düşünüyoruz. Eyvallah, bu temenniye tabii hepimiz katılıyoruz. Sonuç itibariyle okuma yazmayı öğrenmek önemli. Okur yazar oranının belki istatistik anlamında %100 olması çok bir ülke için başarı. Ama okur oranının yüksek olması çok daha önemli. Yani burada maalesef biraz sıkıntı var okur yazar oranında. Efendim Kastamonu kültürü deyince, Kastamonu yazarlar deyince sonuçta bütün yazarlarımız bunları bilir. Kastamonu bu vatan kimin şiirinin sahibi Orhan Şaik Gökyayın memleketidir. Aynı zamanda Türk edebiyatının ve Türk sinemasının demeyeyim belki ama yazarlık boyutunda çünkü eserleri sinemaya uyarlanan bir Rıfat Ilgaz'ın memleketidir. Kastamonu'dan çok önemli edipler, şairler, yazarlar çıkmıştır. Kastamonu aslında boşuna 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti de seçilmemiştir. Şimdi ben 10 sene önceki Kastamonu tanıtım günlerinde bir iki tane yazar dostumuzu gördüğümde bugüne baktığımda arada ciddi manada bir mesafe kat edilmiş ve Kastamonu yazarlarımız bayağı bir artmaya başlamış. Tabii bu arada yani Türk Edebiyatı'nın aykırı çocuğu Oğuz Atay'ın memleketidir. Değil mi? Efendim şimdilik bu kadarla iktifa edelim. Pardon, Rafettin Bey bir şey mi? Bir şiirle kapatalım. Evet, bir şiirle kapatalım o zaman. Sen benim her şeyimsin, aşkımsın, bir tanemsin. Sen olmadan asla yaşayamıyorum. Seninle başlar her günüm, yaşama sevincim. Seninle dopdolu bütün benliğim. Her güne sevginle başlıyorum. Çünkü sensizliğe katlanamıyorum. Hayatımın mimarı, eseri sensin.
Bütün hayatımda hep sen varsın. Benim hayat hikayemin yazarı sensin. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ve biz tabii bu edebiyat sohbetleri, daha doğrusu yazarlarımızla bu tür kültür sohbetlerine doyum olmuyor. Zaman da yetmiyor ama şimdilik biz bu standımızdan da veda ediyoruz. Efendim okurlarınız bol olsun.